Bu sefer kalın bulguru tercih ediyorum. Şöyle kaynayan bir suyun içine atıyorum. Sadece haşlıyorum. Ne kadar su koyduğunuz önemli değil. Tuzunu ve karabiberini mutlaka koyuyorum. Şöyle bir parça da kekik atacağım içine. Aromasını versin, o aromasını çeksin içine diye. Salata sosumuzu yapalım. Bana sorarsanız tahıllı salatalarla en çok yakışan şey nar ekşisi, nar, hafif ekşimtırak tatlar. Onun için bu salata sosunda direkt nar kullanacağım, nar ekşisi yerine. Salatanın içine de nar atacağım. Ama sosu direkt nardan hazırlayacağım. Şöyle koyayım. Her zaman yaptığım gibi hardalı koyuyorum. Biraz da üzümüm var. Narın ekşiliği daha fazla. Bunu balla da telafi edebilirsiniz. Birazcık kuru üzüm atıyorum. Tuz, karabiber. Şimdi ekşilik tarafı kaldı. Narın içinde var. Yine nar ekşisi kullanabilirim ama bu sefer de çok fazla bir baskın nar tadı olacak. İçine nar koyacağım. Sosunda nar var. Onun için balzamik sirkesi kullanmayı tercih ediyorum. Birazcık nar ekşisi yerine balzamik sirkesi koydum. Önce bu bazı güzelce bir karıştırıyorum. Şimdi bunun içerisine çoğu zeytinyağı, azı ayçiçek yağı vinaigretimi yapmaya başlayayım. Birazcık da ayçiçek yağı. Çok az kıvamını açmak için bir parça su koyuyorum. 2-3 damla. Bir tatlı kaşığı kadar. Gerçekten nefis olmuş. Gelin isterseniz bulgur dışında salatanın diğer malzemelerini içine atalım. Nohut kullanıyorum. Nar içine de koyacağımı söylemiştim. Bu üzümü hem sosumun içine kullanmıştım, içine de atıyorum. Cevizlerim var. Cevizleri bütün olarak atmayın, birazcık kıyalım. Taze soğan koyuyorum. Yine bence taze salatalarının olmazsa olmazı. Bir kısmını kenara ayırıyorum, bir kısmını içine atıyorum. Bir parça maydanoz, yine o ferahlığı vermek için. Nane de mesela kullanabilirdiniz. Özellikle yaz mevsiminde bence o nane gayet hoş kaçacaktır. Birazcık mercimek filizim var. Bunu hoşluk olsun diye katıyorum. Birazcık da domatesim var. Ondan da alayım. Şöyle atalım. Şöyle bulgurumuza bir bakalım. Eğer daha önceden de ıslatırsanız daha da güzel pişecektir. Daha da rahat pişecektir. Onları da alalım, şöyle bir süzelim. Şöyle içine alayım. Bir parça atayım. Eğer içerisinde çok fazla yeşillik olsaydı, yani bunun içerisine roka, işte minik ıspanak, marul, lahana falan koysaydım, o zaman daha bu kadar sıcak atmamam gerekecekti. Çünkü onları pişirmeye başlayacaktı bu kadar sıcak olduğunu. En azından bir parça soğutmam gerekecekti. Ama bunda çok fazla yeşilliğim yok. Tuz, karabiber mutlaka koyuyoruz. Sosun içine koydum ama salatanın içine de koyuyorum. Şöyle hepsini bir karıştıralım. Daha sonra da sosumuzu koyalım. Bu sosu daha fazla miktarda yapıp sonrasında da saklayabilirsiniz. Hepsinin emmesini istiyorum. Bütün içindeki o bulgurun, nohutun, filizlerin. Şöyle tabağımızda alalım. Ortadan başlayıp inşa edelim. Şöyle üst üste koyalım. Bıraktığımız kenarda malzemelerimiz vardı. Onları serpiştirelim. Birazcık nar. Birazcık da en son o mercimek filizinden atalım. Hepinize afiyet olsun.